Merhaba sevgili arkadaşlar, bir soru çözüm videosuyla da yine karşınızdayız. Bu videomuzda da ilk çağ uygarlıkları üzerinde duracağız. İlk çağ uygarlıkları ile ilgili çeşitli kaynaklardan toplamda 20 soruyu analizli bir şekilde çözeceğiz. Hemen sorularımıza geçelim. Anadolu uygarlıklarından biri olan Hititler orduya çok büyük önem vermiş ve güçlü ordular kurmuşlardır. Arkadaşlar, klasik bir kalıp. Hititler güçlü bir ordu kuruyorlarsa demek ki güçlü bir orduya ihtiyaçları var. Bu neden olabilir? Coğrafyanın sık sık istila edilebilmesinden olur ki Anadolu'da kurulan Hititler, ki Orta Anadolu'dadır, bulundukları bölgeyi savunma ihtiyacı hissederler. Anadolu sık sık istila edilen bir coğrafyadır. Ki biz bu bilgileri verdiğimizde aslında aşağı yukarı sorunun cevabını da vermiş olduk. Hititlerin güçlü ordular kurmasında Anadolu'nun coğrafi ve stratejik konumu, evet, ticaret ve göç yolları üzerinde olması, topraklarının tarıma, ikliminin yaşamaya elverişli olması, komşu bölgelerle siyasi sorunlar yaşanmasından dolayı ordu bulundurabilir mi? Evet, bulundurabilir, oldukça mantıklı. Anadolu'da siyasi birliği kurma isteği de bu ordunun ortaya çıkmasında etkilidir. Cevabımız Edirne. Frigler tarıma oldukça önem vermişlerdir. Arkadaşlar, Frigler kafayı üretimle bozmuştur. Hani şu öküz öldürenle saban kıranın cezasının idam olduğu kanunlar Friglerdedir. Ne tesadüf, en büyük tanrıları olan bereket tanrıçası Kibele'dir. Kibele'nin en büyük tanrı olması da tesadüf değil arkadaşlar. Uğraşlar dini inancı etkilemiştir. Tarım hayvancılık önemli olduğu için en büyük tanrı da Kibele'dir. Yani bereket tanrıçası, bunu da unutmayın. Bu durum dini inançlarını, sanat anlayışlarını ve hukuk kurallarını da etkilemiştir. Bu duruma kanıt olarak gösterilebilir ki bereket tanrıçası Kibele'nin doğaya bereket verdiğine inanılması zaten izah etmiştik. Tarımla ilgili işlenen suçları en büyük suç olarak kabul edip saban kıran ve öküz öldürene ölüm cezası vermeleri, ne yapıyorlar? Tarımı aksatıyorlar. Tarımın aksamaması adına bu kadar sert kanunlar koyuyorlar. O şekilde de sorabilir. Neden bu kadar sert kanunları var? Tarımdaki, hayvancılıktaki üretim aksamasın diye. Hayvan hikayeciliğine dayalı edebiyatta fable oldukça gelişmiştir. E doğru, bunlar dedik tarım ve hayvancılık yapıyor. Fable'ların da ortaya çıkması bir tesadüf değil. Cevabımız Edirne oluyor sevgili arkadaş. Sümerler M.Ö. 4000'li yıllarda Güney Mezopotamya'ya geldikleri zaman bölge bataklıklarla kaplıydı. Dicle ve Fırat nehirlerinin yol açtığı bataklığı kurutarak sulama kanalları inşa etmişlerdir. Sulama kanalı görüyorsak bunun sebebi arkadaşlar çok belli, tarım. Mısırlılar Nil deltasındaki bataklıkları kurutmuş, sulama kanalları açmışlardır. Her ikisinin ortak noktası benzer ihtiyaçlar, benzer sonuçlar doğurur. Bu özelliklerin durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı söylenebilir. Şöyle bir bakıyoruz. Evet, tarım üretiminin yapılması doğrudur. Demirden araç gereçlerin geliştirilmesiyle ilgili, daha doğrusu madenle ilgili hiçbir şey yok. İkiye alamayız. İnsanların yaşam kalitesinin yükselmesi, tarım, yerleşik hayat, evler, ilk yerleşim birimleri ister istemez yaşam kalitesini yükseltecektir. Tüketiciden üreticiye, üreticiliğe geçmiş olacaklardır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Sümerler zikkurat adı verilen tapınaklarda gözlem yaparak elde ettikleri bilgileri kil tabletlere kaydetmişlerdir. Arkadaşlar, buna göre Sümerler'de aşağıdaki alanlardan hangisinde doğrudan gelişme görüldüğü söylenebilir? Burada vurgu yapılan yer gözlem yapmalarıdır ve bu gözlemlerini kaydetmeleridir ki gözlem yapmaları neticede astronomi biliminin gelişmesine ve ilk ay takvimini bulmalarına yol açmıştır. Bununla birlikte zikkuratlar en büyük tahıl ambarıdır.
Üretilen ürünler burada toplanmaktadır. Hatta ürünler toplanırken çeşitli sembollerle kaydedile kaydedile çivi yazısı da bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bu da aklınızda bulunsun. İnsan ihtiyaçlarından yazı ortaya çıkmıştır. Bu da sorularda çok sıklıkla karşımıza çıkmakta. Bunu da unutmayalım. Ahiret inancına sahip Mısır medeniyetinde mumyacılık oldukça gelişmiştir. Krallar ölünce piramit adı verilen mezarlara konulmuştur. İlk çağda Mısır medeniyetindeki ahiret inancının aşağıdaki alanlardan öncelikle hangisinde bir değişim sağladığı söylenebilir? Bakın mumyacılık olarak girmiş ama vurguyu nereye yapıyor? Piramide. İnançlar mimariyi geliştirmiştir. Ha, mumyacılığın yansıması, ahiret inancının olmasının diğer yansımaları şunlar. Şimdi cesedi bunlar sarıp sarmalayıp direkt piramidin içine mi koyuyorlar? Hayır. Organları çıkarıyorlar. Çıkardıkları organları ve cesedi ilaçlıyorlar. Tıp, eczacılık, ilaçlıyorlar dedim. Kimya gelişmiştir. Mısır'da ahiret inancı mimarinin, kimyanın, eczacılığın, tıbbın gelişmesini sağlamıştır. Bunlar da aklınızda bulunsun. Cevabımız Adana. Urartular mezarlarını oda şeklinde yapmışlardır. Unutmayın arkadaşlar, mezarların özel bir şekli varsa oda, ev ya da eski Türklerdeki kurgan ya da kuyu şeklinde ise burada bir öte dünya inancının olduğunu görüyoruz. Urartuların mezarlarına ölülerle birlikte değerli eşyaları da koyması ki artık iyice cevabı bizim gözümüze sokuyor. Urartularda görülen bu durum hangisiyle açıklanabilir? Tabii ki ahiret inancının bulunduğuyla açıklanabilir. Hititlerin objektif tarih yazıcılığına öncülük etmesine aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? Arkadaşlar, Hititler tanrılarından hiçbir şeyi saklayamayacaklarını düşündükleri için başlarına gelen iyi ve kötü, başarı başarısızlık her şeyi altı çizilesi kelime. Her şeyi anlattıkları meşhur yıllıklara sahiptir. Ki bakın şıklarda bu ayrıntıyı vermiyor. Ne demiş? Anal denilen yıllıklar. Siz neyi bilmek durumundasınız? Anallarda her şeyin anlatıldığını, her şeyi anlattığı için objektif tarihçiliğin bir özelliğini taşıdığını unutmayın ki tarihte ilk objektif tarihçilikte Hititlerin anal yıllıklarıdır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Sorularda karşımıza çıkar. Mesela E şıkkı başka bir şeyin kanıtı. Tavananlının mührü varsa devlet yönetiminde kadınların etkisi var demektir. Hiyeroglif yazıyı kullanıyorsa hiyeroglif Mısır'dadır. Mısır'dan etkilenmiştir. Ki Mısırlılarla Kadeş Savaşı var. Hatırlayın, savaşlar kültürel etkileşimde bir etkendi. Yani diğer şıklar başka unsurlara delil. Onları da aradan çıkarmış olduk. Pers uygarlığına ait aşağıdaki uygulamalardan hangisi merkezi otoriteyi ve siyasi birliği korumaya yönelik değildir? Merkezi otorite, siyasi birlik. Persler dediniz mi çok popüler bir noktadır. Kafadan satraplık sistemi. Ülkeyi eyaletlere ayırma, eyaletlerin başına satrap denilen valiler atama ki bunu Büyük İskender de Helen İmparatorluğunda kullandı. Posta teşkilatı da bir kanıttır. Posta iletişim haberleşme neyi arttırır? İletişimi arttırdığı için merkezin otoritesi de artar arkadaşlar. Bunlar hani iki tane otorite ile ilgili göstergedir. Ki A şıkkında ve B şıkkında bunları zaten vermiş. Satraplıkların şaha bağlı, şah gözü, şah kulağı adlı müfettişlerce denetlenmesi de otoriteyi arttırır. Bunlar rapor hazırlayıp krala sunacak çünkü konunun ne ile alakası yok? C şıkkında verilen çivi yazısıyla herhangi bir alakası yok. Cevabımız Ceyhan. İnsanlık tarihinde tapınakların yerleşik yaşama geçildikten sonra yapılmaya başlandığı biçimindeki yaygın görüş, Anadolu'nun aşağıdaki tarih öncesi merkezlerinin hangisinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bu yerin diğer popüler hiçbir özelliğini vermemiş. Aslında tabii bu soruyu zorlaştırıyor. Milattan önce 12 binlere kadar dayanıyor deseydi.
Şanlıurfa'da olduğunu deseydi cevabı daha rahat bulurdunuz. Ama burada en büyük ipucumuz ne diyor? Tapınaklar, ki Göbekli Tepe'de bulunan tapınaklar oldukça önemli. İpucunu buradan yakalamamız lazım. Cevabımız Adana. Burada Çayönü yine ilk köy yerleşmesidir arkadaşlar. Önceki videolarda da söylemiştik. Karşımıza çıkar Konya Çatalhöyük'te ilk şehir yerleşmelerinden biri. Onu da söylemiş olalım. Yazının gelişiminde toplumların katkılarının kronolojisini istemiş arkadaşlar. Ki aslında bunda hani yazı, alfabe biraz birbirine girmiş durumda. Yazı dediğimizde yazıyı ilk bulan çivi yazısı ki Sümerler arkadaşlar. Cevabımız Sümerlerle başlamak durumunda. Yani ya C ya D olacak. Şöyle bir baktığımızda D şıkkını eliyorum. Neden? Mısırların kendilerine has bir yazı stili var ki hiyeroglif. Ama bize çivi yazısının gelişimi aslında soruluyor ki doğru cevabımız da C şıkkı olacak. Hitit, Babil, Çin, Mısır aşağıdakilerden hangisi dört uygarlık içinde ortak bir ifadedir? Çin Uzak Doğu, Mısır Kuzey Afrika, Babil Mezopotamya, Hitit Anadolu, bunları bilmek gerekiyor. Hiçbirinin coğrafi olarak ortak olmadığını görüyoruz ki A şıkkını buradan eledik. Aynı nedenlerle yıkılmaları dersek bu yine tutarsızlık yaratır. Aynı coğrafyada olmadıkları için aynı düşmanlarla da muhatap olmadıklarından kısaca aynı unsur yıkamaz. Ortak yazılı hukuk anlayışı da olmaz. Birbirleriyle çok uzaklar. Aynı kıtada da değiller arkadaşlar. Yine farklı coğrafyalardalar demiştik. Cevabımız B olacak. Çağdaştırlar. Bunların dördü de ilk çağ uygarlığı olarak geçer. Yunan şehir devletlerinde görülen özelliklerden hangileri Yunan toplumunda milli birlik ve beraberlik hissinin güçlü olduğunun kanıtıdır? Ki olimpiyatlar şehir devletleri şeklindedir Yunanlar. Siyasi birlik yoktur ama tüm olimpiyat oyunlarına Yunan şehir devletlerinin tamamı katılır, böyle uzun da verebilir. Bu kültürel birliği sağlar. Ki kültürel birlik, milli birlik ve beraberlikte etken. İranlılara karşı birlikte savaşıyorlarsa tabii ki bu da birliği kuvvetlendirir. Aynı dil, ortak geçmiş bir milleti yine bir arada tutan unsurlardır. Yani üçüncü öncülümüzde doğru cevabımız Edirne şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya ve Ön Asya medeniyetleri arasında gösterilemez? Arkadaşlar bu tarz soruların genelde cevabı Orta Asya kültür merkezi olarak çıkıyor. Anav, Afanesyevo, Andranova, Karasuk, Taştık ya da D şıkkında verildiği üzere Tagar kültürü arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Akat Babil zaten Mezopotamya'da, İbrani, Fenike, Doğu Akdeniz, Lübnan topraklarında karşımıza çıkmakta. Anadolu'da egemen olan devletleri ve siyasi merkezleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Evet arkadaşlar, yine Anadolu'da kurulan ilk çağ uygarlıkları sıklıkla çıkar. Şöyle bir bakın, sanki hepsi doğru ama burada biraz da dikkat isteyen bir nokta var. Nedir o arkadaşlar? İyonların bir merkezi yoktur. İyonlar Efes, Milet, Selçuk, İzmir olmak üzere birden çok, yani şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Bu yüzden tek bir siyasi merkezleri yoktur. Cevabımız Ceyhan. Lidya, Sard, Sarde, Salihli, Manisa, benim memleket. Urartu, Van, Tuşba, Hitit, Hatuşaş, Çorum, Frigya, Gordion, Ankara, Polatlı yakınlarıdır. Bunları da söylemiş olalım. Bir diğer sorumuz, bilgilerden hareketle Hititlerle ilgili hangisine ulaşılamaz? Tamamen Türkçe paragraf sorusu tarzındadır arkadaşlar bu. Yani parçayı dikkatli okumamız lazım. Hititlerde devletin başında kral bulunurdu. Krallar tanrılardan aldıkları yetkilerle ülkeyi yönettiklerine inanılırdı. Gücün kaynağı ilahi. Kral aynı zamanda ordu komutanı, baş yargıç idi. Tüm yetkiyi üzerinde toplamış.
Kral Pankuş denilen asillerden oluşmuş bir meclis denetlerdi. Yetkileri sınırsız değil. Başlangıçta kralı denetleme ve gerekirse yargılama yetkisine sahip olan Pankuş, meclis üstün. Bu yetkilerini zamanla kaybetti. Hititlerde kraldan sonra devlet yönetiminde en yetkili kişi Tavananna denilen kraliçe, kadının siyasi hakları var. Tavananna kralın olmadığı zamanlarda Pankuş'a başkanlık eder, dini toplantılar ve bayramlar düzenlerdi. Mutlak monarşi var mı? Evet, kral bütün gücü kendinde toplamış dedik. Çok tanrılı inanç var mı arkadaşlar? Tanrılardan aldıkları diyor, evet. Sınıf farkı var mı? Asillerden oluşan meclis, kraliçenin siyasi, sosyal, dini görevlerinin olduğu devleti yönetiyor. Dini toplantı ve bayramlar, sosyal, dini, bu da var. Ama A şıkkına bakın, Pankuş Meclisi'nin bütün yetkileri elinde bulundurduğunu söyleyemeyiz. Zamanla yetki kaybettiğini zaten parça bize söylemiş cevabımız adına. Lidyalılar Anadolu uygarlıklarından farklı olarak ordularını paralı askerlerden oluşturmuşlardır. Her sorunu parayla çözmeye çalışan Lidyalılar bu sorunu böyle çözünce aslında daha büyük bir sorunla karşılaşıyorlar. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir diyor. Ordun paralı askerlerden oluşuyorsa bu ordu vatan millet için değil para için savaşır. Para için savaşan adam da zoru görünce kaçar. Lidyalıların da başına bu gelmiş ve Persler tarafından yıkılmışlardır. Paralı ordu vatan millet anlayışının oluşmasını ne yapar? Engeller ve böyle bir sonuca yol açar cevabımız Adana. Sümerler zikkurat adı verilen tapınaklarının etrafına şehirlerini kurmuşlar. Hititler ise tanrılarına hesap verme düşüncesiyle anal yıllıklar hazırlamışlardır ki az önceki sorularda geçiyordu. Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şöyle bir bakıyoruz. Tapınaklar, tanrıya hesap verme yani dini unsurlar ön plana çıkmış. Yani benim bulacağım noktada dinle ilgili olması lazım. Hititler Sümerlerin dini inanışlarından etkilenmiş mi? Böyle bir şey yok. Coğrafi şartlar mı dini oluşturmuş? Hayır. B şıkkına bakın arkadaşlar. Dini inanış kültürlerin gelişmesinde etkilidir. Zikkuratın etrafında şehirler kuruyorlar. Hititler tanrılarına hesap vermek için yıllık ortaya koyuyorlar. Mimari ve yazılı kültürü etkiliyor arkadaşlar. Cevabımız bu. İlk çağda Mısır'da kırık ve çıkıklar alçıya alınmış, cerrahide dikiş usulüne rastlanmıştır. Mısır'daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir? Ki zaten cevap aslında kendini çok rahatlıkla ortaya koyuyor arkadaşlar. Tıp alanında gelişmiş olunduğunu görüyoruz. Cevabımız Adana. Tabloda verilen bilgilerde kaç noğlu uygarlığa ait özellikler karşısında yanlış verilmiştir? Klasik soru kalıbı, ilk çağ uygarlıklarıyla eşleştirmeli sorular sıklıkla verilir arkadaşlar. Ki şöyle bir baktığımızda Lidya para mıdır? Evet. Urartular Van, su kanalları, su bentleri, tarımı geliştirmek doğru. Şamran kanalı denir. Frigler, tapetes adı verilen halı kilim çadır ki dokumacılık gelişmiştir. Bunun sebebi hayvancılıktır ki kafayı üretimle bozmuşlardı demiştik. Hititlerde Pankuş adında meclis vardır. Genelde bu meclis son söz krala aittir şeklinde sorularda çıkar ki Pankuş danışma meclisidir. Cevabına ulaşırız. Yunan uygarlığı ise miladi takvimle Latin alfabesine son şeklini veren değildir. Buna son şeklini veren Roma İmparatorluğu'dur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi Perslerin egemenlik kurduğu veya topraklarının bir kısmını denetim altına aldığı bölgelerden biri değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar Persler zaten İran'da kurulmuştur. Az önce hatırlayın Lidyalıları yıktı dedim. Anadolu'da da vardır. Mısır'ın belli bir kısmını ki Mezopotamya topraklarını da hakimiyet altına almışlar ama Orta Asya'ya hakimiyet altına aldığını söyleyemeyiz. Cevabımız Ceyhan.
Evet sevgili arkadaşlar, böylece bir videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.